Sevgili arkadaşlar, hepinize merhabalar. Karşınızda yine ben Alişan Konyalı, dijital pazarlama uzman ve danışmanıyım ve bugün Ankara'dayız ve girişimci dostu çözüm ortağımızın ofisine ziyarete geldik ve bugün konuğumuz Selahattin Bey. Selahattin Bey hem yazılım hem tasarım anlamında, dijital pazarlama anlamında firmalara koçluk yapıyorlar ve girişimci dostu startup'ınızı kurma hikayenizi ya da bu girişiminizden biraz bahseder misiniz? Nasıl başladınız? Tabii bahsedeyim. Bir sene sonra girişimciliğe başlamam 10. yılı olacak. Oh maşallah. Yani kendimi seri girişimci olarak adlandırabilirim. Yazılım tasarım dünyasına girişim 3 yıl önce oldu. Daha önce ufak tefek tasarım programları yapabiliyordum ama tabii çok geliştirmem gerekiyor kendimi. Ama yine de ben başladım. Bu konuda inandım kendime. Bir şekilde yaptım uzun süren çalışmalar neticesinde. Girişimci dostumun çıkışı da aslında ben startupları, girişimcileri çok seviyorum. Bu hayat tarzına da bayılıyorum. Dolayısıyla bunu hissettirmek istedim insanlar. Ama bunu yaparken çağımızın en popüler pazarlama aracı, iş dünyasını en kökten değiştiren, her şeyi tekrar tanımlayan interneti tabii ki dahil etmem gerekiyordu. Ve bu anlamda yazılım tasarım ajansı olarak başladık. Ama temel farkımız şu, normal yazılım tasarım ajansları ihtiyacı kendi saptamaz. Firmanın hedeflerine çok bakmaz. Evet. Der ki size bir yazılım yapalım, size web sitesi yapalım. Bizde ise durum çok farklı. Biz önce firmanın analizini doğru yapmaya çalışıyoruz. Burada baktığımız 3-4 tane ana kategori var. Müşteri kitlesi, müşteri kitlesinin gruplandırılması. En önemlisi hedefleri, kısa ve uzun vadede neler yapmak istiyor internette. Bunları alıp detaylı bir plan hazırladıktan sonra çalışmaya geçiyoruz. Yani bizimki aslında girişimcilere, gerçekten dost gibi çalışan küçük entegre bir grup olarak kalıyor. Ve aslında ben bu sahada şunu gördüm, vermiş olduğum birçok eğitimde ya da seminerde genelde seminer çıkışı insanlar hep şunu söylüyor. Hani sizinle nasıl çalışabiliriz ya da bizimle çalışabilecek bir ekibiniz var mı? Ve genelde böyle bir ekibimiz olmadığı için ben genelde yok diyorum ama şu anda girişimci dostuyla güzel bir birliktelik yakaladık ve bu anlamda çözüm ortağı olarak başladık ve sahada bu anlamda gerçekten ciddi bir boşluk var. Yani şu anda sizin doldurduğunuz ve sizin hizmetiniz aslında birçok kobi için ve birçok uzman için aslında olmazsa olmaz hizmetlerden bir tanesi. Hani hizmet kalemlerini ele alacak olursak tam olarak neler yapıyorsunuz? Yani görsel tasarım mı, web tasarım mı, sosyal medya yönetimi mi, dijital pazarlama anlamında? Yani burada kimlere nasıl hizmet veriyorsunuz? Bu güzel bir soru. Cevabı çok geniş kapsamlı ama ana kategoriler halinde söyleyebilirim. Dijital, görsel anlamında çok fazla ürün var tabii. Bunların hepsini saymayalım ama fotoğraf, video ve bunların düzenlenmesi, belli bir formatta fotoğraf ve video çıkartılması. Bununla birlikte web projeleri, bunlar web siteleri olarak başlıyor. Web yazılımları olarak da devam ediyor. Örneğin şirketlerin yönetilmesi için web tabanlı, cloud tabanlı sistemler. Bunlar elbette dijital pazarlamanın parçası olan sosyal medya yönetimi. Evet. Google ve sosyal medya reklamlarının da yönetilmesi. Bunlar da çok önemli. Arz etmeye başladı son zamanlarda. Bu şekilde. Bunları sadece farklı bir mantaliteyle vermek bizim en önemli özelliğimiz bu. Şimdi girişimci dostunu ben tanıdığım kadarıyla aslında Avrupa'dan ya da işte Amerika'dan almış olduğumuz bir modellemeyle oldu ama malum ben yani dijital pazarlamayı son 5 yıldır hani bu anlamda kendimi geliştiriyorum. Türkiye'de dijital pazarlama sektörünün aslında hala taş devrindeyiz ve neden sizin hizmetinize ihtiyaç var? Yani bunu hani karşı tarafta tamam bazı insanlar işte evet, sosyal medya önemli ama bunu nasıl kullanacağını ya da bunu nasıl scale edebileceğini ya da Google AdWords'u ya da YouTube kanalını nasıl kullanacağını insanlar ya da niçin kullanacağını da tam bilmeyen insanlar var. Niçin kullanmayacağını bilmeyen maalesef çok insan var ama bunun nedeni olarak genelde piyasada halkın bilinçsiz olması gibi bir bakış açısı var ya da işte piyasanın hazır olmaması. Ben bunu çok büyük bir fırsat görüyorum aslında. Yani biz altyapı olarak geç kaldık. Yani bu gerçek. Yani Türkiye'nin yolculuğu kolay olmadı. Evet. Bu zamana gelirken. Dolayısıyla çok ciddi eksikler var tabii ki. Know-how anlamında, tecrübe anlamında, yetişmiş insan anlamında. Elbette. Bu böyle maalesef. Bunun fırsat tarafı ise bu işlere yeni başlayanlar, yani girişimciler, bu yolda olanlar, amacı hedefi olan insanlar için bulunmaz bir fırsat. Çünkü yenilikleri getirip burada uygulama şansınız var. Ve en güzel tarafıysa orada zaten bunların testleri yapılmış. Yani çalışan çalışmayan sistemler. Evet, evet. Oturmuş yani. Evet. Aynen. Bununla ilgili aslında çok da ciddi bir talep var. Yani ben haftanın ayda 2-3 kere sayvinden.com tarzında, letgo tarzında proje yapmak istiyorum diye. Ha, süper. Şeyler geliyor.
İşte bu bahsettiğimiz biraz daha bilinç tarafında kalıyor. Bize neden ihtiyaç var? Biz aslında startup kültürünü oturturken bizim gibi firmalara ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Çünkü kültür yeni yeni oturuyor. Evet. Burada bizim önemimiz şu olmalı ya da bizim görevimiz şu olmalı. Biz firmalara sadece web sitesi, logo yapmamalıyız. Yani biz amaç ve hedef doğrultusunda. Sonuç olarak. Yani. Sonuç olarak, evet. Çok doğru, sonuç olarak. Senin de her zaman dediğin gibi. Sonuç odaklı hareket etmeliyiz. Bu şekilde başarılı projeler çıkartarak başkalarına ilham olabiliriz. Ve ekosistemimizi sağlıklı bir şekilde oturtabiliriz. Evet. Bir de şeyden konuşmak istiyorum. Yani şu anda özellikle Amerika'da da çok popüler olmaya başlayan bir satış hunisi yöntemi var. Satış hunisi yöntemini aslında birçok insan hala daha bilmiyor. Yani özellikle Türkiye'de biz çok olayları geriden takip ettiğimiz için aslında çok etkili bir model ve özellikle ürün, hizmet veya bir fırsatınız varsa bunu satış hunisi yöntemiyle pazarlamak neden önemlidir ya da satış hunisini siz ticaretinizde ya da işbirliği yaptığınız KOBİ'lerde nerede kullanıyorsunuz ya da kullanmaya başladınız mı? Müşterilerinize bunun teklifini sunuyor musunuz ya da böyle bir çalışmanız var mı? Var aslında. İlk de senden duymuştum satış hunisi. Oradan ilgim uyandı. Önerdiğin kitapları okudum. Bu konuyla ilgili videolarından birkaçını takip ettim. En nihayetinde çok ilgimi çekti. Sistemin başarılı olduğunu gördüm. Evet. Ki çok çılgınca ilerledi ve satış rakamları da ortada. Tabii ki bu konuyla ilgili çalışmaya başladık. İlk kendi şirketimizden. Bizim sektörümüz biraz farklı olduğu için bunu şimdi biraz manipüle etmem. Evet. Değiştirmem gerekiyor, manipüle etmem gerekiyor. Tamam mı? Rica etsin. Bizim pazara entegre etmemiz gerekiyor. Entegre etmemiz gerekiyor, aynen. Ama bu tabii daha güzel oluyor benim için. Çünkü ben bunu çok farklı alanlarda uygulama psikolojisiyle hareket ediyorum. Müşterilerimiz için de uygulamaya başladık. Yayına geçecek iki tane sektörde, iki tane farklı sektörde. Yayına geçecek sitelerimiz var. Onlarda kullanacağız. Herbalife distribütörleri için sistemi kullanmaya başladık. Yani Türkiye'de çok yeni, bilen kişi sayısı gerçekten çok az. Evet. Fırsat olarak. Fırsat mı fırsat? Önümüzde duruyor, evet. Şimdi bizim insanımızda bir de şöyle bir şey var. Genelde yine yaptığım eğitimlerde ya da konuştuğum insanlarda işte dijital pazarlama bizim için çalışmıyor. Yani ben şunu şunu satıyorum ya da benim sektörüm için sosyal medya, YouTube kanalı, web sayfası işlemiyor ya da gerekmiyor diye tarzında yaklaşan insanlar var. Ya da girişimcilerimiz var. Yani böyle eski usul dinozor pazarlama devam etmeye kararlı olan tayfamız var. Onlara bir diyeceği var mı abi? Onu merak ediyorum. Var. Sizi anlıyorum. Çünkü ben de yani bu işe ilk başladığım zaman kafamda bir soru işareti vardı. Yani herkesin web sitesine ihtiyacı var mı gerçekten? Şimdi satışçıyız, satmamız, hedeflerimizi tutmamız gerekiyor ve ayrım zor. Yani ahlaki olarak gri noktada kaldığınız durumlar oluyor. Hepimiz yaşamışız. Dolayısıyla bu konuya çok cevap aradım ama en nihayetinde buldum. Bu fırsat olarak değerlendirildiğinde, emek verildiğinde yani kesinlikle değerlendirmeniz gerekiyor. Bu hayatta bir şeyleri başarmak istiyorsanız, hele ki büyük hedefleriniz varsa bu kaçınılmaz. Hatta şöyle söyleyeyim yani ekonominin en küçük çarkı diyelim, küçük esnafımız. Evet. Hele ki onların kullanması lazım çünkü rekabet gerçekten az internette. Birçok esnaf kullanmıyor bunu. Şimdilik. Aynen, şimdilik. Ve burada unutmayalım ki yani tarla misali, internetten tarlanızı şimdi alın, 10 sene sonra çok da değerli olacak. Aynı konsept geçerli. Yani ben bunu yine fırsat olarak görüyorum. Kaçınmayın, yani bahsettiğimiz tutarlar çok ciddi tutarlar değil. Örneğin biz hazır paket sistemi yaptık biliyorsun. Evet. Küçük KOBİ'ler için, yani bu işe binlerce lira ayırmak istemeyen kişilerin hızlı şekilde alıp kullanabileceği, 2 günde hazır hale gelen ve çok çeşitli konseptlerde hazırlanmış yüzlerce tasarımımız var. Evet. Yani bunlar güzel yatırımlar. Yapın ki alışın. Yani internette evet. Daha bir adım öteye gidelim. Adım adım daha şey yapalım. Efektif kullanalım yani. Şimdi benim bugün Gazi Üniversitesi'nde bir seminerim vardı ve o seminerde slaytlardan birinde genelde Bill Gates'in sözünü kullanıyorum. Yani ya online olursunuz ya da yok olursunuz diye ki bu sözü daha belki 15-20 sene önce söyledim. Biz hala daha uyanamıyoruz. Yani bir türlü online'a geçiş yapamıyoruz. Yani rekabet anlamında da ciddi anlamda çok geride kalıyoruz ister istemez. Yani bu anlamda Bill Gates'in öngörüsü gerçekten bu anlamda önemli. Peki son olarak girişimcilerimize 3 tane en önemli tavsiye ne olabilir mesela? Bu anlamda neler tavsiye edersin? Evet. Yani olayın dijital tarafında olan birisi olarak fırsatların içinde yani fırsatları gören birisi olarak en azından senin ağzından tavsiye edersin. O zaman tane. İki ayrı kategoride üç. Tamam. Üçer tane şey söyleyeyim. İlki
girişimcilik hayatımla ilgili zorlu zamanlar neticesinde kendime konsept olarak belirlediğim, felsefe olarak belirlediğim üç tane ana şey var. Bu tabure mesela. Biri olmadan hiçbir anlamı yok diye benim. Birisi sabır. Evet. Süreç boyunca çokça ihtiyacımız olacak. Özellikle genç girişimciler dinliyorsan. Evet, biz hızlı olacağını düşündük. Hepimiz öyle olduk yani. Ama maalesef öyle değilmiş yani. Acı değil cümleler. Olayı sürede yaymak lazım yani. Evet. O, ikincisi çok çalışmak. Yani bu ama emek deli gibi çalışmak. Evet. Yani üretken olmak. Diğeri ise yani büyük hayalleri olmak. Kaçılmaz. Hepimiz biliyoruz. Büyük hayalleriniz varsa tamam. Sabrederseniz ve çok çalışarak mutlaka ona bir gün ulaşırsınız. Okey, süper. Dijital dünya ile ilgili olarak da mutlaka bir web sitesi yaptırın. Bir web projesi düşünün ile ilgili. Ve mutlaka ama mutlaka kodlamayı öğrenmeyi ajandanıza bir yere yazın. Şu an yapmak zorunda değilsiniz ama aklınızın bir köşesinde bulunsun derim yani. Güzel. Bu değerli sohbeti ve değerli tavsiyelerinden dolayı kendisine teşekkür ederiz. Belki bir sonraki videolarda ya da bir sonraki girişlerimizde ekstradan yeni videolar çekeriz. Dünya hızlı değişiyor. Önümüze gelen yeni fırsatlar oldukça bunu sizlerle paylaşmaya devam ediyor olacağız. Bu videoyu beğendiyseniz şayet mutlaka beğen butonuna basarak kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.